Türkiye'nin ilk resmi çocuk üniversitesi. Kuruluş 17 Haziran 2009. Çocuk üniversitesi, son 10 yılda tüm dünyadaki üniversitelerde hızla yaygınlaşan bir toplum hizmeti yaklaşımıdır. Çocuk üniversitesi, yeni bir eğitim felsefesinin yaşama geçirilmesidir. Çocuk üniversitesi, çocuklara üniversiteyle etkileşim içerisinde yaparak, yaşayarak ve eğlenerek bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, yargılama, sorgulama, soru sorma, merak duyma, sorun çözme gibi temel yaşam becerilerini kazandırmak amacını güden, bu amaçla onları erken yaşta bilimin ve sanatın eğlenceli yüzüyle tanıştıran bir yapılanmadır. Bu yapılanmada üniversite öğretim elemanları ve öğrencileri deneyimlerini, çocuk ve gençlerin ilgilerini bilime, bilimsel düşünceye ve sanata çekecek biçimde yapılandırarak aktarırlar. Çocuk üniversitesinde temel amaç, bilimsel olanın niteliğini, bilimsel düşünce yöntemini, yaratıcı ve özgün düşüncenin asallarını çocuk ve genç insanlar için ulaşılabilir kılmaktır. Bu nedenle ister bilimin ister sanatın alanına ilişkin olsun, özgün ya da yeni olan, bilinenler arasında yeni bağlantılar keşfedebilen varlığını gerektirdiğinden bu program temel iki alan üzerine oturmaktadır: bilim ve sanat. 17 Haziran 2009 tarihinde eğitim programlarının, atölye çalışmalarının da yer aldığı bir panayırla çocuklara kapılarını açan Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi, farklı bilim dallarında yer alan akademisyenlerin çocuklara yönelik özenle hazırladıkları programları içermektedir. Yengeç buldum. Getir bakalım. Ne buldun? Evet, bu salyangoz. Evet, çok güzel. Böcek Şenlik Okulu. Doğadaki canlılar içinde en büyük grubu oluşturan böcekler hakkında toplum genelinde yeterli bilgiye sahip değiliz. Böcekler hakkında bildiklerimizin önemli bir kısmı da bu canlılardan tiksinmemiz, korkmamız ya da uzak durmamız yönündedir. Toplumu doğadan uzaklaştıran bu olumsuz davranış biçimini kırmak için Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü tarafından Böcek Şenlik Okulu BÖŞO kurulmuştur. BÖŞO'yla doğanın en büyük canlı grubu olan böcekler hakkında toplumu bilinçlendirmek ve böcekleri tanıtarak sevdirmek, bu şekilde böcek farkındalığını yaratmak istiyoruz. İlk etkinlik olarak BÖŞO, ilköğretimde böceklerle ekoloji eğitimini düzenlemiştir. Böcek Şenlik Okulu'yla çocuklar, böcekleri kullanarak ekoloji konusunda edindikleri bilgileri kendi yaşamlarında uygulamalarının yanı sıra çevreleriyle de paylaşma konusunda cesaretlendirilmektedirler. Çocuklar Çağdaş Sanatı Cer Modern'de Keşfediyor. Çocuklar Çağdaş Sanatı Cer Modern'de Keşfediyor programı, katılımcıları kendilerini sanatsal olarak ifade edebilecekleri bir ortamda çağdaş sanatla tanıştırıp güncel sanatları algılamasının ve estetik değerleri kazanabilmesinin yolunu açarak geleceğin sanatseverlerini bugünden hazırlamaktadır. Müze, sanat, sanatçı, resim ve heykel konularında bilgilenmelerini uygulamalı olarak gerçekleştiren bu program, çağdaş sanat ustalarından örnekler tanımak, drama yapmak, resim ve tasarım yapmak gibi temel bölümleri içermektedir. Felsefe Okulu. Felsefe Okulu, hazır yapılmış düşünceleri öğretmek değil, çocukları temel sorunları tartışmaya, ele almaya yöneltmek, eleştirel düşünmeyi öğrenme, çocukların düşünme yetilerini geliştirme amacıyla eğitim veren bir programdır. Merhaba Taylan, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasıl geçiyor eğitimi? Eğitimim iyi geçiyor. Aynı zamanda arkadaşlıklar da önemli. Bugün eğitimin, felsefe eğitiminin ilk günüydü. Neler yaptın? Şimdi felsefenin ilk günü olarak, yani
şey gösterdiler, özgürlük nedir, iyi ve kötü ayırmadılar. Ben de onları ayırdım, hatta tanımını yapamamıştım. Ha. Yani bu tartışma ortamı güzel oldu benim için, felsefesi de oldum. Yani hocam dediği gibi de düşünme yönelik yaptık, yani düşünerek bir şeyler cevapladık. Bu da bizim için güzel bir şey oldu yani. Hem eğitim hem de kayıtla birlikte işte. Yani güzel bir vakit geçiriyoruz, güzel bir vakit. Şayet çocukların doğal merakları ve dünyayı tanıma, keşfetme arzu ve istekleri felsefeyle kaynaştırılabilirse daha esnek ve etkili bireyler olabilir anlayışı felsefe okulunun temel inancını oluşturmaktadır. Çocuklarla felsefe programı çocuklarımıza güçlü düşünsel temeller ve yaratıcı, zengin algılar kazandıracak, onların yarının doğru düşünen, düşüncelerini sağlam temellere dayandıran, yeni düşünceler üreten beyinleri olmalarında olumlu katkılar yapacak bir programdır. Tüm çocuklarımızı felsefenin engin, dalgalı sularında yüzmeye davet ediyoruz. Gökbilim Okulu. Evren, çok küçüklerle çok büyüklerin, çok hızlılarla çok yavaşların, çok parlaklarla çok sönüklerin bir arada bulunduğu, inanılmaz sayıda cisme sahip olmasına rağmen aynı zamanda boş olan devasa ortam. Bu ortamda nokta kadar bile yer işgal etmeyen dünya ve üzerinde yaşayan biz insanlar. Dünyamız güneş etrafında dolanırken sahip olduğu hız sadece saniyede 30 kilometre, yani dakikada 1800 kilometre, yani saatte 108 bin kilometre. Bu hızla uydumuz Ay'a gitmeye kalksak 3.7 saatte orada olabiliriz. Aynı hızla güneşe gitmeye kalksak 1384 saatte orada olacağız demektir. Tabii güneşin o muhteşem sıcaklığı bizi yok etmezse. Gündüzleri yaşam kaynağımız güneş, akşamları ise yıldız ve gezegenlerin yer aldığı devasa bir gökküre. Bu gökkürede neler yok ki? Sayısını bilemediğimiz kadar küçük, büyük, her boyutta gezegen ve yıldızlar. Yine sayısını bilemediğimiz kadar yıldızları ve diğer cisimleri bünyesinde barındıran gökadalar. Doğmak üzere olan yıldızlar, yaşamlarının sonuna gelmiş olan yıldızlar, tıpkı insanlar gibi. Deniz, cehennem gibi sıcak, biliyor musunuz? Yaşamak mümkün değil. Gökbilim Okulu çocuklarımızı evrenin gizemlerini keşfetmeye davet ediyor. İnsan Hakları Tiyatrosu. Toplumsal yaşamın en başta gelen gereksinimlerinden biri olan insan haklarına saygı, ancak küçük yaşlardan itibaren özümsenmesi durumunda tam anlamıyla yaşama geçirilebilecek bir olgudur. Bu doğrultuda atılacak adımlardan en önemlisi de toplumsal ihtiyaçlara uyarlanmış evrensel hedeflerin uygun yaşlardan itibaren genç zihinler tarafından kavranmasını sağlamaktır. Çocuk Üniversitesi çatısı altında çalışmalarına başlayan Tiyatro Yoluyla İnsan Hakları Eğitimi Programı, tiyatroyu bir eğitim aracı olarak ihtiyaçları çerçevesinde kullanmaktır. Toplumsal sorumluluk gereği seçilen her bir insan hakları konusunun da toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak ele alınmasına azami özen gösterilecek, böylece çocukların ele alınan konularla ilgili aktif zihinsel katılımı sağlanmaya çalışılacaktır. İnsan Hakları Tiyatrosu'na tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Su Okulu. Su Okulu, eğitim süresi içinde öğrencilere doğal kaynaklarımızdan birini oluşturan sucul ekosistemlerin tanıtılması, sevdirilmesi ve bu alanda suyu korumaya yönelik bir altyapı oluşturulmasını amaçlamaktadır. Dünyada ve özellikle de ülkemizde son yıllarda giderek etkisini arttıran küresel ısınmadan dolayı sulak alanlarımızın tehlike altında olduğu ve giderek yok olmaya başladığı görülmektedir. Bu nedenle sulak alanların korunmasına yönelik çalışmalar çok büyük önem kazanmıştır. Bu yüzden suyun canlılar için ne kadar önemli olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı sevgili çocuklar, Su Okulu olarak diyoruz ki, suyu bizimle keşfetmeye ne dersiniz? Toprak Bilim Okulu, toprağın yaşamımızdaki önemini eğlenerek, dokunarak, bilim insanlarıyla birlikte deneyler yaparak öğrenmeyi kim istemez? Bunun öğrenim yeri sizce neresi olabilir? Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren ve ilköğretim öğrencilerini bilim insanlarıyla buluşturan Toprak Bilim Okulu, 17 Ekim 2007 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünde açılmıştı. Toprak Bilim Okulumuzda toprakla ilgili bütün sorularınızın cevabını bulacaksınız. Toprağa Dokunun sloganıyla hazırlanan eğitim programımız, sizlerin doğaya duyarlı olmanızı ve aynı zamanda da doğanın en önemli unsurlarından biri olan toprağı tanımanızı ve sahip çıkmanızı hedeflemektedir. Toprak Bilim Okulu eğitim programının yaygınlaşarak farklı eğitimciler tarafından örnek bir model olarak kullanılacağını
ve özellikle üniversite ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okulları arasında işbirliği oluşturacağını ümit ediyoruz. Toprak Bilim Okulu'nda buluşmak dileğiyle. Yaratıcı fikirler. Yaratıcı fikirler, çocukları yarının teknolojilerini hazırlamak amacıyla teknolojiyi tüketen değil, üreten bir toplum yaratmak yolunda çalışmalar yapmaktadır. Bu sayede bir yandan teknik ve pratik beceriler kazandırarak çocukların yaratıcılıklarını teknolojiye yönlendirmekte, diğer yandan bakış açılarını gündelik yaşantıda karşılayan uygulamalara, sosyal ve çevre sorunlarına genişleterek yaşamsal sorunlara dair çözüm üretmelerine hizmet etmektedir. Yaratıcı Fikirler Programı, bilgisayar, televizyon, cep telefonu ve oyun konsolları aracılığıyla teknolojiyi koşulsuzca, sorgulamadan tüketen çocuklar yerine, çevresindeki sorunların çözümüne yönelik üretim amaçlı kullanan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, yürüttüğümüz çalışmaların ve laboratuvarımızın kapıları, teknolojiye ilgi duyan tüm çocuklarımıza açıktır. Yaşam Bilimleri Okulu. Yaşam Bilimleri Okulu'nun amacı, öğrencilerin gelecekteki sorumluluk bilincini geliştirmek, öteki kavramından arındırmak, bilim kültürünü ve üniversite kavramını somutlaştırmaktır. Ayrıca çocukların merak ettiği, yetişkinlerin de cevaplamakta zorluk çektikleri sorulara, farklı, ilginç ve bilimsel yanıtlarla oyun oynayarak, araştırma ve deneyler yaparak cevap verilmektedir. Yaşam Bilim Okulu'nun en büyük özelliği, öğrencilere hayatla ilgili temel bilgileri drama eşliğinde eğlenerek öğretmektir. Bu ne ya? Olur. Makine var. Güzel. Evet, fikri olan buyurun. Bakalım. Programda yer alan bilgiler, öğrencilerin bilimsel düşünme ve merak etme duygularını geliştirerek dogmatik düşüncelerden kurtulmalarını sağlayacaktır. Yaşam Bilim Okulu'nda öğrenciler katılımlı olarak biyolojik açıdan kendilerini tanıma olanağına kavuşmaktadır. Tüm öğrencilerimizi Yaşam Bilimleri Okulu kamplarına bekliyoruz. Küçük Bahçıvanlar. Günümüzde süpermarketler ve büyük alışveriş merkezlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte çocuklar tarım ürünlerini sadece satışa sunulan raflarda görebilmektedirler. Yoğun kentleşmenin yarattığı sakıncalardan birisi de yaşam alanlarının doğadan uzaklaşması ve yetişen gençlerimizin doğadan ve doğaya bağlı üretim sistemlerinden kopuk olmalarıdır. Oysa çevre bilinci ve doğal kaynakların tanınması ve korunması çocuk yaşlardan itibaren edinilen görgü ve bilgilerle oluşmaktadır. Doğal kaynakların ve çevrenin korunması bilincinin oluşabilmesi için öncelikle bu kavramların tanınması ve bilinmesi gerekmektedir. Küçük Bahçıvanlar programı sayesinde öğrenmenin ilk basamaklarından biri olan ilköğretim aşamasındaki çocuklarımıza bilgi yetiştirme, toprakla doğrudan temas, doğal kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilirliği konularında temel yaşamsal bilgiler kazandırılacaktır. Beslenmede sebze ve meyvelerin önemi vurgulanarak sağlıklı beslenmenin temellerini eğitimin ilk yıllarında kazanmaları konusunda altyapı oluşturulması hedeflenmektedir. Mimarlık Okulu. Mimarlık Okulu, okul öncesi eğitim çocuklarına mimarlığa ilişkin bilgi ve becerileri kazandırarak onları içinde bulundukları öğrenme mekanlarını kendilerinin tasarlayabildiği, içinde yaşadıkları kültürel ve doğal dünyaya duyarlı bireyler haline getirmeyi amaçlayan çoklu zekaya dayalı disiplinler arası bir programdır. Görsel düşünme yoluyla öğrenme, problem çözme, yaratıcı düşünme, grup etkileşimi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine ilişkin süreçler içermektedir. Mimarlık Okulu'nda geometrik şekiller, renk, doku, biçim, oran orantı gibi pek çok kavram kazanımını destekleyecek konu başlıklarının yanında, doğada bulunan mimari yapılar, insan eliyle yapılmış olan mimari yapılar, Türkiye'de ve yurt dışında bulunan ünlü mimari yapıların tanıtımıyla çocukların çizme ve uygulamaya dayalı pek çok tasarımlar yapacakları etkinlikler yer almaktadır.